Yeşilay haftasında öğrencilerimizle birlikte Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında konuştuk. Bakalım neler biliyoruz. Gelin birlikte görelim. Yeşilay nedir? Toplumda sigara, içki, uyuşturucu kullanımını azaltmak için kurulan bir cemiyettir. Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarla mücadele eden bir toplum olduğunu biliyorum. Yeşilay alkol ve sigarayla mücadele eden bir kuruluştur. Yeşilay madde bağımlılığı, sigara, alkol ve benzerine karşı bilinçlendirme çalışmaları yapan, Türkiye'mizin çeşitli şehirlerinde görev alan bir kuruluş. Yeşilay toplum sağlığı için çalışan bir dernek tarzı bir kuruluştur diyelim. Sigarayı, uyuşturucu, alkole gibi bağımlılıklardan uzak tutmak amacıyla kurulmuştu. İçkiye, alkole karşı böyle oluşturulmuş, insanları bu amaçla korumak için oluşturulan bir kulüp olarak biliyorum Yeşilay'ı. Yeşilay zararlı maddelerin uyuşturucu olur, sigara olur, bağımlı maddeler olur. Onun için kurulmuş bir kuruluş. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımını azaltmak için kurulan bir kuruluş. Yeşilay alkol ve uyuşturucu ile mücadele eden bir teşkilattır. Bunun üzerine kurulmuştur. Sigara kullanımını azaltmak, alkol kullanımını azaltmak, bunları en az seviyeye indirmek için uğraşan bir kuruluştur, bir örgüttür. Yeşilay bildiğim kadarıyla sigaradan ve alkolden ve bu gibi kötü alışkanlıklardan insanları uzaklaştırmak amacıyla kurulan bir cemiyet. Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilginiz var mı? Yani az çok bilgim var. Mesela şey biliyorum, sokaktaki alkole bağımlı olan çocukları toplayıp onları rehabilitasyon merkezlerine falan götürdüğünü biliyorum. Yani rehabilitasyon derken ametem falan. Bu kullanımları azaltmak için el broşürleri dağıtıyorlar, konferans seminerler düzenliyorlar, bunun gibi şeyler. Ve okullarda yani ilkokullarda başlıyor. Yeşilay Haftası var, yapılan seminerler var, tiyatrolar var, çocuk oyunları var. Yani çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için çeşitli şeyler yapılıyor Türkiye'de. Yani bu konuda iyi bir yerde diyebiliriz. Zaman zaman seminerler olduğunu görüyorum. Bunlarla ilgili etkinlik davetleri alıyorum. İşte insanları bilgilendirip konu hakkında bilgi vermeye çalışıyorlar. Fırsat buldukça ben de katılmaya çalışıyorum. Yani bildiğim kadarıyla söyleyeyim, toplumun içki, sigara, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak için etrafa konferanslar veren, kişilere konferanslar veren, genelde topluluklara konferans veren bir dernek olarak biliyorum ben. Yeşilay Kulübü ilk başta çocuklarımıza bu ilkokul çağlarında aşılanmaya başlanır. Okullarda Yeşilay Kulübü vardır. O kulüpler de bulunurlar. Orada işte Yeşilay Haftası'nda kutlamalar yaparlar. Yeri geldiğinde sigara alkolün kötü alışkanlıklarıyla ilgili bilgilendirmeler, işte broşürler, afişler düzenlerler. Belli bölgelerde şubeleri, kuruluşları, kurumları vardır. İnsanları sigaradan, alkolden, tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmalar yaparlar. Benim kadarıyla işte hani seminerler, konferanslar veriliyor. İşte tiyatrolar yapılıyor. Bizim de okulumuzda Profesör İsmail Karacan var. Çok sevdiğim bir hocamdır. O sürekli bize bu tarzda slaytlar izletir, konuşmalar yapar. Bu konuya da yani Yeşilay çok sıkı bir Yeşilaycıdır. Biz de onu destekliyoruz. Yani çalışmalara da katılıyoruz elimizden geldikçe. Yeşilay'ın Martinik Haftası olması lazım. Yeşilay Haftası var. Hani seminerler falan veriliyor. Şiirler, ne bileyim sempozyumlar, konuşmalar falan yapılıyor. Halka bilgilendirme yapılıyor. Bildiğim bu kadar. Sokak çocuklarıyla ilgili çalışmalar yapıyorlarmış galiba. Hani onları toplayıp eğitim falan veriliyormuş. Bu cemiyete üye misiniz? Bu cemiyete üyeyim. Bundan atıyorum size 99 senesinde babamla beraber başladık. Hani bayağı bir şey sürdük ama üniversiteye geldikten sonra biraz savsakladık. Yeşilay'a üye değilim. Ama sigara kullanan biriyim. Azaltmaya çalışıyorum. Bunun kötü bir şey olduğunun farkındayım. Üyeyim mahallede. Ben de hani katılıyorum. Biraz yakın takipçisiyim diyelim. Arada fırsat buldukça katılmaya çalışıyorum ben de. Evet, şu an üyeyim. Yakından takip ediyorum çalışmalarımızı. Birçok şehirde devam ediyor zaten. Merhaba. Merhabalar. Adınızı öğrenebilir miyim? Samet Barlak, Karabük Üniversitesi Yeşilay Kulübü Başkanıyım. Yeşilay hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yeşilay zararlı maddelerden, bağımlı maddelerden uzaklaştırmak amaçlı kurulmuş bir kuruldur. Herkes biliyor. Karabük Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölüm Hocamız, Karabük Yeşilay Kulübü Başkanı genel olarak merkezde. Konferanslar veriliyor sürekli, polis evlerinde olsun, üniversitemizde olsun. Ve biz de bilgilendirmek amaçlı burada bu işi yapıyoruz. Arkadaşlarımızı çağırıyoruz işte. Öyle. Peki Türkiye'de olan etkinlikler hakkında biraz bilgi verir misiniz? Türkiye'de genel çerçeve olarak yeterli etkinlik olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası.
yani insanlarımızdan çok ilgi görmüyoruz. Burada da yani çok az bir ilgimiz var. İnşallah iyi olur.